arkadaşlar, köklü ifadelerin dördüncü kısmıyla, yani özelliklerden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi dördüncü özellikte kalmışız. Dördüncü özellik bize diyor ki X'in eminci kuvvetinin eninci dereceden kökü. Böyle bir ifade varsa şayet diyor. Ben her bir, yani hem derecesini, kökün derecesini, hem de X'in kuvvetini her ikisini de aynı şeyle çarparsam bu köklü ifademin değeri zaten değişmez diyor. Yani burada n vardı. N'i diyor k ile çarptım. İçeriği de k ile çarparsam aynı şey olur, fark etmez. Yani karekökün derecesi nedir? Kuvveti nedir? Burada 2 var değil mi? Karekök şurası 2'dir. Burada da 2 üzeri 1 var. Şimdi diyor ki size bunların her ikisini de 3 ile çarpalım mesela. Onu da farklı bir renkle yazalım. Çarpı 3 olsun, burası da çarpı 3 olsun. Eşitlik değeri değişmeyecek diyor. Yani 6. dereceden bir kökle burada da ne olacak? 2'nin 3. kuvveti olacak. Şu durum değişmez diyor. Bakın değişmeyeceğini bir de şöyle görelim hemen. Ne demiştik? Karekök 2 mi? Burada 1 vardı, burada 2. Bunu dışarı, karekök dışına nasıl çıkarabilirim? 2 üzeri 1 bölü 2 değil mi? Evet. Bakalım bunu nasıl çıkartabiliyoruz? 2 üzeri 3 bölü 6 mıdır bu da? Yani 3 bölü 6'da 2 üzeri 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Bakın değişti mi? 2 üzeri 1 bölü 2, burada da 2 üzeri 1 bölü 2 var. Yani bu iki değer birbirine eşittir. Buradaki demek istediği de burayı k ile çarparsam burayı da k ile çarp ki kökümün, benim şu köklü ifademin eşitliği, yani bu haliyken, bu hale geldiği zaman bu eşitlik bozulmasın, aynı kalsın. Şimdi demiş ki x, y, z sayılarını vermiş ve bunları büyükten küçüğe doğru sıralayalım diye de eklemiş. Nasıl sıralayabilirim? Bu içindeki sayılar birbirine eşit değil. Biri 5, biri 24, biri 3. Bu köklerin dereceleri de birbirine eşit değil. Köklerin derecesini eşitlersem içi büyük olan büyüktür, küçük olan küçüktür diyebilirim. Ya da içlerini birbirine eşitlersem kök derecesi büyük olan küçük sayı olacaktır bu sefer. Küçük olan da büyük sayı olacaktır. Şimdi ben burada neyi eşitlemem daha kolay? Derecelerini mi yoksa kökün içindeki sayıları mı? 5, 24, 3. Ortak bir şey de çok zor. Yani biraz yüksek sayılarda toplanır, bir araya gelir. Yani ekokları biraz yüksektir. Ama 6, 12, 4. Bakın 12'de toplaşabiliriz bunlar. Burayı 2 ile genişletirim. 12 olur. Burayı da 3 ile genişletirim. 12 olur. Hemen yazıyorum. X eşittir. 2 ile genişlettim. Şuraya 2. Burayı da 2 ile çarpacağım o zaman. 1'i. Burayı 1 ile çarpıyorum. Yani bunu değiştirmeme gerek yok. Zaten maksadım 12'de toplamak. Bunu 3 ile çarpıyorum. Bunun üstünde zaten gizli 1 vardı. Bu da 3 ile genişleteceğim. Genişleteceğim diyebilirim. Ama her ikisini de çarpıyoruz normal şartla. Genişletmek daha başka bir şey. Ama buradaki sonuçlar değişmiyor. Şimdi x burada ne oldu arkadaşlar? 5 kök, tabii kök 12. dereceden kök oldu değil mi? Peki içim ne oldu? 1 çarpı 2'den 5'in karesi oldu. Anlaşıldı mı? Y'ye geldim. Y'yi yazayım. Y zaten 12. dereceden yazılmış haliyle aynen yazıyorum. Ve Z'yi yazıyorum şu anda arkadaşlar. Dışarısı 12 oldu, içi 3 oldu. Yani 3'ün 3. kuvvetinin 12. dereceden kökü. Bakın şimdi. 12. dereceden kök var. Burada içeride 25 var. 12. dereceden kök var. Burada içeride 24 var. 12. dereceden kök var. İçeride ne var? 27 var. 3'ün kübü 27'dir arkadaşlar. Şimdi 12. dereceden çıkacak değil mi her ikisi de? Ya her üçü de pardon. 27 en büyüktür. Sonra 25'tir. Sonra 24'tür. Yani Z büyüktür. X'ten o da büyüktür. Y'den diyeceğiz arkadaşlar. Çok basit bir mantık. Anlaşıldığını düşünüyorum. Ve bir sonraki özelliğimizle devam ediyoruz. Şimdi demiş ki bu özellikle de x üzeri n ve y'nin eminci kökü. Bu x'i demiş, siz bunun içine atabilirsiniz. Nasıl atabilirsiniz? Şu kökün derecesi var ya, onunla şu üstünü çarparak içeri girebilir. Mesela 2 kök 2. Burada 2 var ya gizli. Bunun üstünde de 1 var ya arkadaşlar. Diyor ki şu 2'yi içeri şu şekilde atabilirsin. Şu 2 zaten kökün içindeki 2. İlk önce onu yazdım. Bunu şimdi içeri atıyorum. Bunu içeri nasıl atabilirim? 2 üzeri 2 şeklinde atabilirim. Üzerinde 1 vardı. Bir de 2 var. Bunun ikisini çarptım. 2. Yani 2 kök 2 eşitmiş kök 8'e. Bakın anlaşıldı mı? Şu 3 üzeri 2 içeri atalım şimdi. Nasıl atacağız?
3 üzeri 2'yi içeri atabilmem için şu 4 ile çarpmam lazım değil mi? Şunu yazayım bir kere. 3'ü yazdım, 4'ünü yazdım. Bunu da içeri nasıl atacağım? Çarpı 3 üzeri 2 çarpı 4 değil midir bu da? Buradan da ne yapacak? 4. dereceden kök 3 çarpı 3 üzeri 8. O da tabanlar aynısı, üstler toplanır. 4. 3 üzeri ne olur? 9 olur arkadaşlar. 4. kök 3 üzeri 9'muş içeride. Şimdi tek bir sayı var ve derecesi tek olan bir köklü ifade var. Buradaki diyor eksi 2'yi yine içeri atın. Şimdi bakın, ben buradaki eksi 2'yi içeri atmasam da olur. Neden olur? Ya eksisini atmasam da olur. Çünkü eksi 2'nin 3. kuvveti zaten yine eksi olacak. Yani ben buraya direkt şu eksiyi yazıp şöyle işlemime devam edebilirim. Doğru mudur? Evet. Kaldı ki 3. tek bir kuvvet olduğu için içeri de aynen girebilir. Şimdi bunu bir yazalım. Başka bir şeyden bahsedeceğim size. 2 üzeri 3 ya burası. 5 içeri nasıl girecek? Önce şu 2'yi yazdım. 2 üzeri 3 çarpı 5 şeklinde girdi. Gördünüz mü? Bu 3 içeri girerken bir de bununla çarpıldı. Oradan eksi 2 çarpı 2 üzeri 15. O da eşittir. Eksi kök 2 üzeri 16 yapacak arkadaşlar. Gelelim şuraya. Şimdi burada da tek bir kuvveti. Buraya eksiği yine dışarıda bırakıyorum. 2 üzeri 3'ü bu sefer dışarı nasıl, içeri nasıl atacağım? Şu 2'yi yazdım. 2 üzeri 3 çarpı 4. O da 2 çarpı 2 üzeri 12. Önünde eksisi var tabii. O da eksi kök. Tabii burası 4. dereceden bir kök. 2 üzeri 13 yaptı. Tamam. Şimdi bakın. Şuradaki çiftlikten dolayı bu eksi şu şekildeyken, bu şekildeyken bu eksi içeride yazılamaz. Çünkü çift bir durum var burada. Şurada diyelim ki bakın, negatif bir sayıyı kökün içine atmak hata yapmamıza sebep olabilir. Negatif bir sayı kökün içine atmak. Bakın burada da negatif bir sayı kökün içine atmaya çalıştık. Burada da negatif bir sayı kökün içine atmaya çalıştık. Bu yüzden demiş eksi işaretini dışarıda bırakmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Özenle gösteriyoruz. Yani bu eksi dışarıda kalsın diyoruz. Diyelim ki atmak istediğiniz ısrarla. Şurası tek kuvvetse şayet arkadaşlar, bu eksinin dışarıda yazılmasıyla içeride yazılması arasında bir fark yoktur. Şimdi birkaç soru çözeceğiz. Demek istediğimi ya şunu orada kullanacağız zaten. Yani şunu demek istiyorum. Eksi 3 küp kök olsun. 2 ile 3 eksi 2 bunlar birbirine eşittir. Ama şurası çift olduğunda, bu arada buranın şu 5. kuvvetlerini yazmayı unutmuşuz arkadaşlar. Şurası çift olduğunda 4 gibi mesela eksi 4 olsun, burası 2 olsun. 4 eksi 2 bu eşit değildir arkadaşlar. Bakın şurada yazdık. Burası çift kuvvetse eksinin içeride olmasıyla dışarıda olması birbirine eşit değildir. Ama tek kuvvetse içeride olmasıyla dışarıda olması birbirine eşittir. Bir farkı yok. Yani şunu demek istiyor. Şu aslında şuna da eşittir. 5. dereceden eksi 2'nin 16. kuvveti. Ya da şöyle de yazabilirsiniz. Parantezi yazmayalım. Hata yapmış oluruz. Şunu şu şekilde düzeltiyorum. 5 eksi 2'nin 16. kuvveti. Parantez yazılarsak zaten bu çift kuvvetinden artı olacaktır. O yüzden orada bir hatalı bir şey yazdım. Onu hiç silin yani. Bu şekilde yazmakla şu şekilde eksiği dışarıda bırakmak arasında bir fark yok arkadaşlar. Bunun ikisi birbirine eşittir. Ama bakın bu tek olduğu için, bu çift olduğu için bununla şu birbirine eşit değildir. Bu birbirine eşit değildir. Çünkü böyle bir şey olamaz. Bu çiftse bu dışarıya eksili, bu içeride eksi kalamaz yani. Anlaşıldı mı? Evet. Geçtik. 6. özelliğimizde de diyor ki kökün içinde bir kök daha, bir kök daha. Yani en dışta bir kök var. İçine bir kök daha çizilmiş. Bir kök daha çizilmiş. Bir de içine oturtturmuşlar ikisi. Allah Allah, böyle iç içe iç içe bir şey. Diyor ki bunu da diyor şu şekilde yazabilirsiniz. X kök içindeyken bu derecelerin hepsini birbiriyle çarparsanız tek bir kökte yazabilirsiniz diyor arkadaşlar. Yani şunun gibi. 3, 5, 4 bunlar hepsi kökün dereceleri. Şu alttaki sayılar değil. Bakın buralar boş. Burada 6 var. 6'yı diyor kökünün derecesini 3 çarpı 5 çarpı 4 şeklinde yazıp
Kaç yapacak? 15. 15'te de 4'ü çarparsam 60 yapacak. Yani 6 60. dereceden kökü. Şu ifade bu demekmiş. Şunların hepsinin çarpımı bu olacak şekilde. Şimdi iç içe iç içe bir sürü bir şey vermiş ve bunu demiş x üzeri bir şeymiş bu. Bunun cinsinden yazın. Tamam. Hadi yazalım bakalım. Nasıl yazacağız şimdi? Bakın arkadaşlar, şunları şunun içine atacağız değil mi? Ya da şunu dışarı çıkartalım. Nasıl çıkartabilirim? Böyle iki ayrı bir yolla çözeyim mi ben sizin için? Şu üçü en dıştaki kökü yazdım. Sonra ikinci kökü yazdım. Beşinci dereceden tabii burası. Şurada 3 üzeri 3 var. Şu 3 üzeri 2 bu kökten dışarı nasıl çıkar? 3 üzeri 2 bölü 4 diye çıkar değil mi? 2 bölü 4 diye çıkar. Tamam. Bu ifadem bitti. Devam edeceğim. Şurada 3 çarpı şu 5 şöyle. Burada tabanlar aynıysa üstleri topluyorum. 3 üzeri 3 artı burası da 1 bölü 2 midir? 3 artı 1 bölü 2 ne yapacak? 6, 7 bölü 2. Tamam. Peki bu dışarı nasıl çıkar? Yani şu kökten dışarı nasıl çıkar? Hemen tekrar yazıyorum. 3 çarpı 3 üzeri bura bölü bura değil miydi? 7 bölü 2 bölü 5. O da ne yapacaktır? 3 çarpı 3 üzeri 7 bölü 2. Buna ters çevirip çarpıyorum. 1 bölü 5 daha. 7 bölü 10 mu yaptı? Tamam. Burada 3 üzeri 1 var zaten. Bu da kök içinde 3 üzeri 1 artı 7 bölü 10 ne yapacak? 17 bölü 10 yapacak. Bu da neye eşitmiş? 3 üzeri x'e. Tamam, x'e diyorum. Şu dışarı nasıl çıkar? Şurada gizli 2 var. 3 üzeri 17 bölü 10 bölü 2. Bu da eşittir 3 üzeri x. Buradan ne geliyor? 17 bölü 10 çarpı, şurada ters çevirip çarpıyorum. 1 bölü 2. 17 bölü 20 yaptı mı? Evet. Şurası 17 bölü 20'ymiş. Tabanlar aynıysa üstler de birbirine eşit midir? 17 bölü 20 nedir? X'tir. Bakın anlaşıldı mı? Ne yaptım? Dışarı 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 çıkarı çıkarı yaptım. Şimdi içeri girdirerek yapayım. Burada ne yaptım? Dışarı çıkartarak. Burada da içine alarak. İçine alarak nasıl yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar. Şunu içeri alacağım. Bunları tekrar içine alacağım. O şekilde yapacağım. Şimdi en dıştaki kökümü yazdım. Şu 3'ü buradan içeri alırsam nasıl girer bu? Bir daha kök yazdım. Burası 5 tabii ki. Şu 3 dışarı, içeri. 3 üzeri 5 diye mi girer şu 3? Bu içeri ne diye girdi? 3 üzeri 5. Burada zaten bir de 3 üzeri 3 var. Tamam. Şuradaki köklü ifademi aynen yazıyorum. Orada da ne varmış? 4. dereceden 3 üzeri 2 var. Tamam. Köklü ifademi dönüştürdüm. Şimdi en dışta bir köküm var, içeride bir köküm var. Bunun derecesi 5. Bunun derecesi zaten 2 yazmasam da olur. Şurası 3 üzeri 8 mi yaptı? 3 üzeri 8 4. dereceden bir kökün içine nasıl girer? 3 üzeri 8 çarpı 4 diye girmez mi? Evet. Bir de burada 3 üzeri 2 var. Tamam. Aynen yazıyorum. Tabii şuradaki şunu yazmayı unutmayalım. 4. Gördünüz bakın 3 üzeri 8 vardı. 3 üzeri 8 çarpı 4 diye içeri girdi bu. İçeride bir de 3 üzeri 2 vardı. Kökün derecesi de 4. Tamam bunu da yazdım. Bu ikinci dereceden en dıştaki köküm şu. İkinci yazacağım kök 5. Üçüncü yazacağım kök 4. Dördüncü dereceden olacak. İçeride ne oldu şimdi? 3 üzeri 32 çarpı 3 üzeri 2'den 3 üzeri 34 mü yaptı? Şöyle, şöyle, şöyle 34. Tabii 3 üzeri 34 pardon. Şu farklı kalemle de iyice gösterelim. 3 üzeri 34. Tamam. 3 üzeri 34. Buradaki derecem benim neydi? 2'ydi. Buradaki 5'ti. Buradaki de 4'tü. Tek bir kök içinde nasıl yazıyordum ben bunu? A, B, C'nin çarpımı. Yani 2 çarpı 5, 10. 10 çarpı 4 de 40. Doğru mudur? Evet. İçeride de ne var? 3 üzeri 34 var. Eşittir 3 üzeri x mi bu da? Bu 3 üzeri 34 dışarı nasıl çıkar? 3 üzeri 34 bölü 40 diye çıkmaz mı arkadaşlar?
Evet. Bu da 3 üzeri x'e mi eşittir? Evet. Tabanlar aynıysa üsler de aynı olacak. 34 bölü 40 eşitmiş x'e. Bunların her ikisini de 2 ile sadeleştirirsem, 2 ile sadeleştirince 2 bulmuyorum tabii. 17. Bunu da 2'ye bölersem 20. Yani x eşittir 17 bölü 20. Bakın yine aynı şeyi buldum. Gördünüz mü? 17 bölü 20, 17 bölü 20. İsterseniz kökünü içine içine toplayın, isterseniz dışarı dışarı çıkartın. İki yöntem de sizi doğru sonuca götürecektir arkadaşlar. Evet, geçiyoruz bir başka soruya. Burada da demiş ki size böyle böyle bir şey var. 2 üzeri x olduğuna göre x kaçtır demiş. Biraz önceki soru tarzı bir şey. Şimdi burada karesi var, doğru mu? Yazılmadığı için. Şimdi 1 bölü 2'yi ben bunun içine nasıl alabilirim? Şu ikisini ben şöyle yazsam ya, daha kolay olacak. 1 bölü 2. Şu iki kökü tek kök gibi yazacağım. Nasıl yazabilirim? Hani A ile B'nin çarpımı falan diyorduk ki şuraya direkt 12 desem, 32 desem olur mu? Olur, neden olmasın? İki kök iç içe. Bu arada başka bir sayı yok. 3 ile 4'ü çarparsam tek kök de yazmış olurum. 12, 32 de içeride. Tamam, bir sorun yok yani. Tamam, ben bu 32'yi dışarı da çıkartabilirim. Bu 1 bölü 2'yi içeri de alabilirim. Hiç fark eder mi? Fark etmez. İçeri alalım bakalım şimdi. Şu dışarıdaki köküm, içerideki köküm de şurada 12 var. 1 bölü 2'yi 12 kök içeri alırsam ne olur? 1 bölü 2 üzeri 12 mi olur? Üzerinde bunun gizli 1 var çünkü. 1 çarpı 12'den üzeri 12 yaptı. İçeride bir de benim 32'm var. 30, 3 üzeri 2 yazıyorum. Çok güzel. 32 de nedir arkadaşlar? 8 çarpı 4. Diyelim ki 32'nin direkt işte 2 üzeri 5 olduğunu göremiyorsunuz. Hemen çarpanlarını ayırarak bulmaya çalışalım. 8 2 üzeri 3 demektir. 4 de 2 üzeri 2 demektir. 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, 2 üzeri 5 yaptı. Gördünüz mü? 32 sayısının direkt üstü kuvvetli cinsinden de bu şekilde yazabiliyorsunuz. Şimdi 2 üzeri 5 yazayım 32 yerine. Şurası 12. dereceden bir kök. Şurada 1 bölü 2 üzeri 12 var. Burada da ne var? 32, yani 2 üzeri 5 var. Tamam, köklü ifadelerim bitti. Şimdi arkadaşlar size bir şey daha söylüyorum. 1 bölü 2'nin 2 üzerli bir şeyi nasıl yazarım ben? Burada aşağıda 2 üzeri 1 varsa yukarı bu nasıl geçiyordu? 2 üzeri eksi 1 diye geçiyordu. Doğru mu? Evet. Yani diyorum ki size şöyle yazalım bunu. 12. Şunu 2 üzeri eksi 1 çarpı 12'den 2 üzeri eksi 12 yapmaz mı şurası? 2 üzeri 1 diye yukarı çıkar. Ayrıca yazayım. 2 üzeri 1 eksi 1. Niçin düzgün yazamıyorum? Çok heyecanlandım çünkü size ders anlatırken. 2 üzeri eksi 1 üzeri 12, 2 üzeri eksi 12 yaptı arkadaşlar. Gördünüz mü? 2 üzeri eksi 12. Bir de burada 2 üzeri 5 var. Tamam. Tabanlar aynısı. Üstleri ne yapıyorduk? Toplayabiliyorduk. Eşittir dedim. 2 üzeri ne oldu? Eksi 7. Peki bunun her ikisini tek kökte yazarsam nasıl yazarım? Burada bir de gizli 2'm var. 2 çarpı 12'den 24 mi yaptı? Tamam. 2 üzeri ne oluyor şu an arkadaşlar? Burası bölü burası. Eksi 7 bölü 24. O da eşitmiş neye? 2 üzeri x'e. Bu durumda x ne oluyor? Eksi 7 bölü 24. Ya da 7 bölü eksi 24. Ya da eksi 7 bölü 24. Bunların hepsi birbirine eşittir, değil mi? Rasyonel sayılardan hatırlayın. Cevabımız buymuş. Biz ne yaptık? Kökün içine aldık. Ama siz şu 32'yi dışarı çıkarak da yapabilirdiniz. Nasıl yapardınız? Bu 32 2 üzeri 5'ti ya. 2 üzeri 5 bölü 12 diye çıkardı. 2 üzeri 5 bölü 12 ile 2 üzeri eksi 1 var burada. Eksi 1 ile 5 bölü 12'yi toplardınız. Köklü zaten şuradaki kökten de dışarı çıkartırdınız. O da 1 bölü şey, buradaki üst bölü şurası ne? 2 bölü 2 diye çıkartırdınız. O şekilde de yapabilirdiniz. Bir farkı olmuyor. Yani ikisi de bir metot. İki farklı yöntem gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın. A'yı MNK'nın kökler içindeki şekliyle vermiş. A üzeri 60'ı soruyor bize. Ben şimdi A üzeri 60'ı yazıyorum. A üzeri 60 demek. Şurası 3m, şurası 5n, şurası k. Buraya da 60 al demek. Doğru mu? A'nın üzeri bu, A eşittir buysa A üzeri 60, bura üzeri 60 demektir.
Tamam. Şimdi isterseniz bunları iç içe iç içe toplayıp yapabilirsiniz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi burası 60 var ya, burada 3 var. Bunun üzerine direkt şu 3'ten kurtarıp şu şekilde 60 neye eşittir? 3 çarpı 20 mi? Şu 3 ile şu 3 gitsin. M kök 5 N kök K. Bu ifadenin üzeri 30 kalsın. Tabii bunlar A üzeri 60'a eşit değil mi? Şimdi ben şu 3 ile, pardon şurası 20 olacak. Şu 3 ile dedim, şu 3'ü götürdüm. 20 burada kalsın. Biraz önce hani iç içe almıştık ya da dışarı çıkartmıştık ya. Onlar da doğru. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Bu da aynı şekilde. Yani bu da farklı bir yöntem gibi düşünün. O yüzden bu soruyu da böyle çözeceğim. Bu yöntemi de görmüş olun. Hangisi kolayınıza gelirse ya hepsini kullanabilirsiniz. Ben mesela sınava girdiğim zaman bunların hepsini kullanmıştım. Yani bu şekilde de yapıyordum. Biraz önceki anlattığım iç içe toplayarak da yapıyordum. Ya da kökten dışarı çıkartarak da yapıyordum. O anki sorunun bana hangisinin daha kolay geleceğini çağrıştırmasıyla alakalı bir şey. Yani ben kullanıyordum üçünde. Siz de isterseniz, dilerseniz kullanabilirsiniz. Şimdi burayı 60'ı şu kökü kurtardım. Burada 20 kaldı üstü. Bu durumda m üzeri 20'dir bu. Değil mi? Çarpım durumda bunların hepsinin üstüne koyuyordum ben. M üzeri 20 bir de k şunun üzeri 20. Hani a çarpı b'nin ikinci kuvvetini a kare çarpı b kare diye yazabiliyorduk ya, hatırlatma diyelim. Bu şekilde yazabiliyorduk ya. M çarpı şurası üzeri 20 ise M üzeri 20 burası üzeri 20 şeklinde yazabilirim. Bir farkım yok. M üzeri 20'yi yazdım. Peki şuradaki 5'i buradan nasıl kurtarabilirim? 24 çarpı 5 midir? Evet. Şu 5 kökünü, yani kök 5. dereceden kökle şu 5'i götürürsem şöyle olmaz mı? N çarpı karekök K üzeri 4 kalmaz mı? 20 iken 5 ile kök işareti gitti komple. 4 kaldı. Doğru mudur? Evet. Tamam. Aynen devam ediyorum. M üzeri 20'yi yazdım. Bunu da her ikisinin kuvvetidir bu. Hem n'nin kuvvetidir hem kök k'nın kuvvetidir. N üzeri 4 çarpı kök k'nın 4. kuvveti demektir bu aynı zamanda. Tamam eşittir deyip tekrar devam ediyorum. M üzeri 20 çarpı n üzeri 4 çarpı, bakın bu da 2 çarpı 2 mi? Burada bir de 2 var. Şu 2 ile şu 2 gitti. K'nın da karesi kalmış diyeceğim. Ve bu A üzeri 60'ın eşit ve M üzeri 20, N üzeri 4 ve K'nın karesi şeklinde olacak arkadaşlar. Anlaşıldığını düşünüyorum. Ama yok biz bu metodu çözemedik. Bir önceki daha mantıklı geldi. Onu daha iyi kullanabilirim derseniz onları da kullanabilirsiniz. Dilerseniz bunu kullanırsınız. Sizin bileceğiniz işi arkadaşlar. Hangisi size daha az zamanla çözüm sağlıyorsa onu kullanmanızda fayda var tabii ki de. Bir sonraki videoda devam edeceğiz zaten bu köklü sayılarla. Takip ederseniz dersi kaçırmamış olursunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Başarılar diliyorum.